Herkese hayırlı günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizlere soracak olursanız biz hala köylerdeyiz. Bahçemizi işletiyoruz. Bahçemizi işletiyoruz derken yani büyümüş ağaç olma niteliğinde olan fındık dağlarımızı bakımını yaptırıyoruz. Havalar yağmurlu gittiği için bakımını yaptırmakta biraz zorluk çektik. Çünkü yağmurlu olduğu zaman bahçeye girilmiyor. Bahçede kaydığı için gelecek imece dediğimiz yani çalışacak kişiler gelemediler. O yüzden onları bekliyoruz. Bugün de hava dedik güneşliyken dedik. Birkaç gündür de şey yapıyorum. Az böyle güneş aldığı zaman bahçede işte odunları evimizin oraya doğru getirdim bahçeden. Biraz onları size göstereceğim ama çalışırken gösteremedim. Çünkü kendim çektiğim için yanımda da kimse olmadığı için ablamı da indirmedim aşağıya. Çünkü bahçe gerçekten çok kayıyordu. Bugün de hava güneşliyken dedim çarşıdan biraz alacaklarımız vardı. Eğer imecelerimiz gelirse onlara da işte bir şeyler alayım diye inelim dedik. Biraz da birkaç gündür de çok aşırı derecede yoruldum. Bahçeye bugün dedim bir günlük izin, mola vereyim dedim kendime ve ablama. Şimdi bugün Giresun'a gideceğiz. Gerçekten Giresun'a bugün neler yaşayacağız, neler yapacağım, sizlere çekebilecek miyim görüntüler bilmiyorum. Bu arada da araya mesafeler koyuyorum. İnternet burada çekmiyor. Ve internet olmadığı için de başka bir yere gidip de kimseye de hani şurada internetiniz varken videolarımı atayım demiyorum. Videolarımı sürekli de bunu diyor diyeceksiniz ama kimsecikler bilmiyor akrabalarımızdan. O yüzden böyle sizlere daha sonrasında peş peşe bu videoları atmayı düşünüyorum. İnşallah atarım. Attığım zaman da görüşmek üzere diyorum ve takipte kalın. Kanalımızı da izlemeye devam edersiniz inşallah diye düşünüyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Biraz da aşağılardan göstereceğim sizlere. Bugün özellikle de yürüyerek iniyorum. Araba normalde çağırıyoruz. Yürümüyoruz. Ablamı yürütmüyorum. Bugün dedik yürüyüş yaparak dedik. Sizlere biraz da köyümüzün aşağısında yolları da göstermek istiyorum ve oradaki Karadere Köprümüz vardı. Orayı hiç böyle çekememiştim. Onu da çekebilirsem bugün çekmeyi düşünüyorum. Biraz da karşılardan manzara göstereyim sizlere. Yeşillik ve pırıl pırıl bir gün. Ezan eşliğinde de muhteşem bir görüntü insanı ne bileyim benden alıyor. Biraz da ezanı dinleteyim sizlere. Ezan seslerini de böyle duyunca sanki kendimi de İstanbul'daymışım gibi hissediyorum. İstanbul'da da her yerden bir ezan sesleri geliyor ya, öyle hissediyorum. Giderken aşağıda çalışanlar var. Bunları da göstereyim istiyorum size ama uzaktan çekeceğim. Kimseye çaktırmadan.
Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama aşağıda çalışanlar var. Ağaç motorlarının sesini duyuyorsunuz. Aşağıda odunları bir araya yığmışlar, toparlıyorlar. Bahçeyi de o kadar güzel temizlemişler ki. Sizler ekrandan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum. Biraz da kısık sesle konuşuyorum ya, duymasınlar beni diye. Aslında onlar da tanıdık gibi geldi bana ama. Mesela şu ağaçlar, yani ağacın dibindekileri hep yukarıya doğru taşıyacaklar. Oradan hemen dedim bu kadar görüntü yeter sizlere diye düşünerek yoluma devam ediyorum. Önden gidiyor. Diyor ki biz sen böyle diyor çekim yapa yapa gidersen artık diyor Giresun'a diyor zor gideriz diyor. Sizlere de böyle gördüğüm şeyleri de göstermek istiyorum. Çok fazla da yol göstermeyeyim diyorum. Aslında bu yolu sizlere bir bütün olarak çekmek istedim. Göstermek istedim ama şu an hani çok böyle köye gelip de aman aman bir yer gezemedim. Bir yer sizlere gösteremedim. Belki de diyeceksiniz ki Fatma hep bana bize yeşillikler gösteriyorsunuz diyebilirsiniz. Ben yeşilliği ve doğayı seviyorum. Hani sizlerin de seveceğinizi umarak hani göstermek istiyorum. Bir de köyümüzün yolunu da bir bütün olarak çektiğimde bayağı biraz uzunluğu da var mesafesi. Sıkılmanızı da istemiyorum. O yüzden parça parça gösteriyorum. Biz babamla bu yolları bazen yürüyüş olsun diye yürürdük. Çok da böyle akşamları yürüdüğümüz zamanları da bilirim. Bunları da hep böyle canlanıyor gözümde. Ablam elindeki çantayı da bana verdi. İstersen diyorum araba tutalım diyorum hani çağıralım diyorum. Diyor ki yok diyor biraz da yürüyüş yapalım diyor. Ayaklarım diyor hep diyor tutuldu. Böyle yürüyoruz bakalım. Gittiği yere kadar. Bazen burada mesela köyümüzün şöyle bir güzelliği de var. Arabalar tanı tanıma alıyorlar. Ama şu pandemi süreciyle birazcık bunlar kalkmış. Ama şu anda da yani kimse de gelmedi. Geçmedi. Keşap'a geldik. Güzinileri de size uzaktan göstermek istiyorum. Araba gelince köprüyü yine gösteremedim sizlere. Güzineleri gösterirken bir de şuradaki caddeleri de göstereyim sizlere. Caddelerin isimlerini bilemiyorum ama her taraf Keşap'taki o meydana çıkıyor. Şimdi Giresun'a gideceğiz. Bakalım hemen dolmuş bulabileceğiz mi? Yine Giresun'a geldik. Arabalarda yana şansımız çok oldu. Hemen Keşap'a indik. Dolmuş geldi. Giresun'a geldik. Keşap'tan da Giresun'a gelmek için bir dolmuşlar kullandık. Şimdi şöyle yine aynı meydanları göstermeyeyim diye sizlere buralardan görüntüler göstermeyeceğim. Ama burası da bugün kalabalık. Bilmiyorum niye kalabalık. Meydan çok kalabalıktı. Şöyle takıları da görünce biraz dedim takılara da bakalım. İçimiz açılsın. Çok da güzel bileklikler var. Tam ablam sevdiği şeyler. Güzel saatler var. Yüzükler var. Bileklikler var. Çok hoşuma gitti. Bir iki tane de bir şeyler baktım. Hatta ablama da hediye alayım dedim. Karar veremedim. Şöyle de sizlere de göstermek istiyorum. İçeride de çok fazla da kalabalık olduğu için konuşmak istemiyorum. Ama küpeleri, takıları gördükçe de sesli olarak da sizlerle birebir de söyleyip konuşmak istiyorum. Neyse sizleri takılarla baş başa bırakayım. Dedim ama şu kolyeler de güzelmiş. Tam ablamın istediği kolyelerden. Bunlardan da ben en iyisi bir bakayım. Ona alayım. Sürpriz olsun. Gidince ona da veririm. Bir iki de alışveriş yaptım. Evet, buradan da sizlere veda ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olarak da desteklerinizi, beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Kalpten sevgiye saygılarımı sunuyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.